Arkadaşlar orada mısınız? Ne haber? Sağ ol hocam. Eyvallah hocam. Biz daha sana kapatalım. Merhaba. Merhaba. Hale geçen. Allah uzun ömür versin. Gördüğünü. Tamam sen sabah. Ben hepsi. Ben tamam. Derse başlayabilir miyiz artık? Evet. Derse katılanlar sizsiniz galiba değil mi? Başka arkadaşınız, arkadaşlarınız? Yok. Tamam, peki. Hafta sonu sınavlarınız var. Biz de bugün geçtiğimiz dersle işlediğimiz üniteleri ve sizin de sınavda sorumlu olduğunuz ünitelerin kısaca bir tekrarını yapacağız ve bunlarla ilgili de birkaç soru çözeceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Siz çalışabildiniz mi peki sınava? Hazır mısınız? Neden? Yani çalışalım hocam. Soruları falan okuduk böyle oradan buradan. İnşallah bildiklerimizden çıkar. İnşallah bildiklerinizden çıkar ama açık öğretim sistemi oldukça çok büyük olanaklar sunuyor bildiğim kadarıyla. Seminerler var, sonra sorular var, özetler var. Bunlardan da yararlanabilirsiniz sınava hazırlanırken arkadaşlar. Yine benden de talepleriniz olursa hani atıyorum derseniz ki biz şu dersi önümüzdeki hafta biraz daha detaylı işleyelim ya da bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyoruz derseniz sınavdan önceki derslerimizi bunlara ayırabiliriz. Ya da işte bir o hafta söylerseniz bir sonraki hafta dersin başlangıcında onunla ilgili size detaylı bilgi de verebilirim. Dolayısıyla önemli olan sizlerin bu konudaki başarısı ve sizin konuyu anlamanız. Elimizden geldiğince tüm yardımları yapacağız. Dilerseniz şimdi özetlerimize geçelim. İlk ünitenin özetiyle başlıyoruz. İlk ünitemiz neydi? Osmanlı'da yenileşme çabalarıydı. Biz burada ne demiştik? Osmanlı Devleti'nin bir duraklama dönemine girdiğini söylemiştik. Bu duraklamanın iç nedenleri olduğu kadar dış nedenleri de bulunmaktaydı. Biz burada her ikisini de kısaca yer vermiştik. Bu dönemde arkadaşlar bildiğiniz gibi Avrupa'da bir merkezileşme gerçekleşmekteydi. Yani Osmanlı Devleti'nin o klasik dönemde zirveyi yaşadığı zamanlarda Avrupa daha çok feodaliteyle idare edilmekteydi. Yani feodal beylerin olduğu, merkezi mutlak krallıkların olmadığı, düzenli orduların olmadığı ve kapalı ekonominin olduğu bir Avrupa vardı. Ancak Avrupa kabuk değiştirmeye başlamıştı ve mutlak krallıklar kuruldu. Bu krallıkların kurulması, düzenli orduların olması ve bunların da uluslararası sulara açılmaları, sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmaları Avrupa'nın zenginleşmesine sebep olmuştu arkadaşlar. Bu Osmanlı Devleti'ne olumsuz yönde etkileyen bazı sonuçlar doğurmuştu. Bunlardan bir tanesi coğrafi keşifler sebebiyle ticaret yollarının yer değiştirmesiydi, yön değiştirmesiydi. Bu da Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan zorlamıştı. Yine bu dönemde 3. Mehmet'e kadar Osmanlı şehzadeleri tahta çıkmaktaydı arkadaşlar. Onlar tıpkı padişahlıkta yapacakları gibi hani staj diyoruz biz bir işe başlamadan önce o işin böyle tatbik etmek, stajını yapmak. Bunun öncesinde yani 3. Mehmet'ten önce mi 3. Mehmet'e kadar padişahlar bir staj yapıyorlardı. Yani şehzadeliklerinde çeşitli eyaletlere gönderiliyorlardı ve orada bir meclisleri oluyordu, kendilerine ait bir orduları oluyordu ve aslında padişahlığın stajını yapıyorlardı. Tahta geçtiklerinde de hani son derece olaya hakim bir şekilde ülkeyi yönetebiliyorlardı ama artık 16. yüzyılın ortalarından itibaren sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla birlikte padişahların yetersiz olduğunu görüyoruz. Yine devlet adamlarının da yani o dönemin sadrazamlarının ya da yönetici sınıfında bulunan insanların da daha çok çıkarları doğrultusunda padişahları yönlendirdiklerini görüyoruz. Bu da Osmanlı Devleti'nin yaşadığı buhranın sebebi olarak gösteriliyor. Tabii anlattıklarım doğal olarak neyi gösteriyordu? Merkezi otoritenin zayıflamasını beraberinde getiriyordu. Yine savaşlarda elde edilen ganimetlerin azalması. Yani aslında sefere çıkıyorlar,
seferde başarı kazanamadıkları için, toprak elde edemedikleri için ganimet de elde edemiyorlardı. Bu da askerin hoşnutsuzluğuna, memnuniyetsizliğine sebep oluyordu. Bu durumda Yeniçeri Ocağı'nın bozulmasına, çünkü askerler ganimet elde edemedikleri için kendilerine gelir elde etmeleri gerekiyordu. Bu yüzden de arkadaşlar ticaretle uğraşmaya başlıyorlar ve askerliği ikinci plana itiyorlardı. Bu da ordunun bozulmasına sebep olmuştu. Yine devletin sınırları doğal sınırlara ulaşmıştı diyoruz. Biz işte Afrika'da Sudan'a kadar, Mısır'ın da güneyine kadar, işte Karadeniz'in kuzeyi, doğuda İran, batıda da Avusturya'nın içlerine kadar ulaşmalarından dolayı bu kadar geniş bir coğrafyada merkezi otoritede çok güçlü kalamıyordu. Zayıflamaya başlamıştı arkadaşlar. Tabii bu süreçte dediler ki evet, yani bizde bir sıkıntı var, bunun için ne yapmalıyız? İlk kez arkadaşlar Lale Devri ile Batı'nın üstünlüğü kabul edilmişti. Geçtiğimiz derslerde de üzerinde durmuştum. Yani denilirse ki, size sorulursa, Batı'nın üstünlüğü ilk kez ne zaman kabul edildi? Lale Devri'nde arkadaşlar. Lale Devri'nde Avrupa'nın üstünlüğü kabul edildi ya, dediler ki gidip bir bakalım acaba oralarda ne var da bu insanlar bu kadar çok gelişti. İşte oraya geçici elçiler gönderildi arkadaşlar. Geçici elçiler gönderildi, rapor hazırladılar. Avrupa'nın kültürü, sanatı, sanayisi, tarımı ve askeriyesiyle ilgili raporlar verdiler. Ve bu doğrultuda da Osmanlı Devleti kendini düzeltme yoluna gitti. Lale Devri'nin çok önemli olduğunu söylemiştim. Bu dönemde arkadaşlar ilk defa Müslümanlar tarafından matbaa açılmıştı. O tarihe kadar Osmanlı Devleti'nde matbaa vardı, ancak daha çok gayrimüslimler tarafından kullanılmaktaydı. Ama ilk kez Lale Devri ile birlikte Müslümanlar da matbaayı kullanmaya başladılar. Yine tercüme heyetleri kuruldu. Batı'dan ya da doğudan eserler tercüme edilerek onlardan yararlanıp o tercümelerin kullanıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. 1. Mahmut döneminde ne tür ıslahatlar yapıldı derseniz, bunları zaten biliyorsunuz, daha önce de söyledik. Humbaracı Ocağı ıslah edilmişti arkadaşlar. 1. Mahmut döneminde Humbaracı Ocağı ıslah edildi. Yine Polonya'dan uzmanlar getirilerek Yalova'da kağıt fabrikasının kurulduğunu biliyoruz. 1. Abdülhamit döneminde ise arkadaşlar, Baron de Tott tarafından Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştu. Yani diyebiliyoruz ki Lale Devri'nden sonra, Lale Devri ile birlikte Batı'nın üstünlüğü kabul edildi. Bundan sonraki süreçte de Batı'dan uzmanlar getirilerek özellikle de askeri alanda reformların yapılmış olduğunu söylüyoruz. Ancak 3. Selim'e kadar yapılan reformlar nasıl söyleyelim, düzenli değildir, disiplinli değildir arkadaşlar. Ama 3. Selim'le birlikte ciddi anlamda bir yenileşme hareketi başlamıştır. Ve bu yeni düzen Nizam-ı Cedid olarak adlandırılmıştır arkadaşlar. Burada Nizam-ı Cedid iki şeyi anlatmaktadır. Birincisi 3. Selim zamanında yapılan ıslahatların tümüdür. İkincisi ise kurulan ordunun adıdır arkadaşlar. Yeniçeriler alternatif olarak Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmuş olduğunu söyleyelim. Bu Batı tarzında açılan, talimi yapan, kıyafetleri de farklı olan bir ordu olduğunu söyleyelim. 3. Selim dönemine ait en önemli noktalardan bir tanesi de daimi elçiliklerin açılmasıdır arkadaşlar. Bu size soru olarak gelebilir. Hatırlarsanız bir önceki slaytta söyledim. Lale Devri'nde ilk kez geçici elçiler vardır, ama daimi elçilerin, kalıcı elçilerin açılması, elçiliklerin açılması 3. Selim dönemindedir arkadaşlar. Böylece Batı'yla daha çok entegre olunduğu, Batı kültürünün daha çok Osmanlı'ya nüfuz etmeye başladığı dönemin kapısı açılmıştır diyoruz. 3. Selim tahttan indirilmiştir yenilik karşıtları tarafından, ancak ondan aldığı bayrağı devam ettiren 2. Mahmut olmuştur. 2. Mahmut döneminde de çok önemli değişiklikler, reformlar yapılmıştır. Her şeyden önce bunun tahta çıkması tabii ki bir ayam vesilesiyle olmuştur. Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahta çıkmasına sağlanmıştır. Bu yüzden de ayanların haklarını kabul ettiği bir belgeyi imzalamak zorunda kalmıştır. Bu belge senedli ittifaktır. Kimlerle imzalanmıştır derseniz, padişah ve ayanlar arasında yapılan bir antlaşmadır, belgedir diyoruz. Yine bu dönemde yapılan yeniliklere bakacak olursak, kendisi Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemiştir ama ilk etapta bu gücü kendinde bulamamıştır. Alemdar Mustafa Paşa'nın desteğiyle önce Sekban-ı Cedid Ordusu kurulmuştur. Sekban-ı Cedid Ordusu'nun
kapatılması sonrasında da 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra yerine Asakarı Mensure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur diyoruz. Böylelikle Yeniçerilerin hükümete ve daha doğrusu Yeniçerilerin saraya yaptığı baskı ortadan kaldırılmış, saraya tabi bir ordunun kurulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Söylemiştim 2. Mahmut döneminde çok önemli yeniliklerin olduğunu. İşte bunlardan bir tanesi sadrazamlık kaldırılarak, daha doğrusu Divan-ı Hümayun kaldırılarak onun yerine bakanlıklar kurulmuştur. Sadrazamlık da baş vekalet adını almıştır. Yine eğitim alanında yapılan yenilikler var. Bu dönemde Avrupa'ya öğrenci gönderilmiştir. Fransız modelinde Müzikai Hümayun ve Mektebi Ulumu Harbiye okulları açılmıştır. Ve yine ilk Türkçe Osmanlı gazetesi Takvim Vekayı 2. Mahmut zamanında çıkarılmıştır. Sorsalar size, deseler ki Osmanlı Devleti'nin ilk gazetesi hangi padişah zamanında çıkarıldı? Şimdi söyleyebilirsiniz değil mi? 2. Mahmut diyebilirsiniz. Ve o gazetenin adının da Takvim-i Vekayı olduğunu söyleyebilirsiniz. Diğer arkadaşımız nereye gitti? Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Tamam, peki. Biz sorularımıza geçiyoruz. İlk ünite ile ilgili sorular. Soru 1. Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar tarafından ilk matbaa kimin öncülüğünde kurulmuştur? A. Agah Efendi, B. Damat İbrahim Paşa, C. İbrahim Müteferrika, D. Şinasi, E. Abdullah Efendi. İsim olarak söyleyeyim. İbrahim Müteferrika. Evet. Siz aynı fikirde misiniz arkadaşınızla? Yok. Bu arada isimleriniz neler? Öğrenebilir miyim? Nermin. Saliye. Saliye. Tamam. Bir fikrin yok mu? Nermin, yani yok. Biraz önce bahsettik. Ya mesela sınavda olsan hangisini işaretlersin? Boş geçelim hocam. 4 yanlış. Boş. Götürüyor değil mi? Ne yazık ki o yeni çıktı. Önceden götürmüyordu. Neyse, o zaman böyle bir soru çıkarsa bunu... İyi yaz, söylüyorum cevabı. Arkadaşın doğru bildi saniye. İbrahim Müteferrika, ilk matbaayı açan kişi, Osmanlı'da ilk matbaayı açan Müslüman İbrahim Müteferrika'dır. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Tabii bu konuya aslında çok fazla detaylı girmedik ama siz şıkkınızı söyleyin, ben üzerinden kısaca geçeceğim. Balkanlarda Osmanlı Devleti'ne karşı ilk milliyetçi isyan aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir? A. Yunanlılar, B. Bulgarlar, C. Rumlar, D. Sırplar, E. Macarlar. Sırplar diye düşünüyoruz. Sırplar. Evet. Evet. Sen de mi aynı fikirdesin Nermin? Evet, ben de söyledim bu sefer. Evet, doğru. Doğru cevabı verdiniz. Sırplardır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk milliyetçi isyanı gerçekleştiren Sırplardır. Ancak, bence bu da çok önemli, ancak Osmanlı Devleti'nden ilk bağımsızlığını kazanan ulus Sırplar değildir. Yunanlılardır. İlk isyanı Sırplar yapmıştır. Ancak Yunan kültürünü kendi kültürleri olarak kabul eden ve onun taraftarı olan Batılılar Yunanlıları desteklemişlerdir. Ve 1829 yılında ilk bağımsızlığını kazanan ulus Yunanistan olmuştur. Yani ilk isyan eden Sırp ama ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlılardır. Tamam. Anlaşıldı değil mi? Kafanızla karışmadı. Tamam, peki. Diğer sorumuza geçiyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk daimi elçilikler hangi padişah zamanında kuruldu? A. 3. Selim, B. 2. Mahmut, C. 2. Ahmet, D. Abdülmecit, E. 1. Abdülhamit. 3. Selim. Evet, 3. Selim değil mi? Ne demiştik? Lale Devri'nde geçici elçilikler açıldı ama 3. Selim zamanında İlk daimi elçilikler açıldı. Aslında Nermin de 2. Mahmut diyerek şey diye düşündü herhalde. 2. Mahmut'a o kadar çok şey yapıldı ki herhalde bu da yapılmıştır diye düşündü ama elçiliklerin açılması 3. Selim'dir arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. 3. Selim döneminde kurulan ordunun adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tımarlı Sipahi, B. Kapıkulu Ocakları, C. Nizam-ı Cedid, D. Yeniçeri Ocağı, E. Sekban Cedid. Nizam-ı Cedid.
Evet, Nizam-ı Cedid değil mi? Hem kurulan ordunun adı hem de o dönemde yapılan yeniliklerin hepsine Nizam-ı Cedid adı veriliyordu. Burada da cevaplarımız var arkadaşlar. Ve diğer sorumuza, diğer ünitemize geçtik. İkinci ünite. Osmanlı'da reform arayışları. Bu arada dersiniz var mı? Şeyden sonra, bizim dersimizden sonra. Bu sınıfta ders var mı? 5'te var bir de hocam. 5'te, tamam. Tamam, ikinci ünitemize geçiyoruz. Türkiye'de reform arayışları, Tanzimat Fermanı ve getirdikleri. Şimdi Osmanlı Devleti aslında Tanzimat Fermanı'nın hazırlanması 2. Mahmut zamanındadır ama ilan edilmesi 2. Mahmut'un oğlu olan Abdülmecit zamanında gerçekleşecekti. Neydi Tanzimat Fermanı? Bu fermanla can, mal ve namus noktasında devletin koruması altındaydı herkes. Yani devlet yazılı olarak beyan etti. Aslında şöyle oldu. Tanzimat Fermanı'nın diğer bir adı Gülhane-i Haddi Hümayun'dur. Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane'de okunduğu için böyle bir adla da anılmaktadır. Bu fermanda padişah halkının can, mal ve namus noktasında devletin koruması altında olduğunu söylüyor. Bu fermanla hukuk devleti anlayışı ve parlamentolu rejime yönelik önemli bir adım atıldığı kabul ediliyor. Yine Tanzimat Fermanı ile vergilerin eşit olarak dağıtılacağı, işte herkesin teba olarak tek devlet gözünde tek bir noktada olduğu kabul ediliyordu. Tanzimat Fermanı'nın en önemli yanı arkadaşlar, padişahın ve hükümetin kendi gücünü kendi isteğiyle sınırlamasıydı. Yani dışarıdan herhangi bir baskı olmadan padişah diyor ki evet, ben halkımın can ve mal ve namus güvenliğini koruma altına alıyorum diyor. Bu oldukça önemli. Tanzimatın en önemli hedeflerinden biri, biraz önce söylemiştim vergi konusunda, mali denge ile vergilerin konması ve toplanması konusunda halkı ezmeyecek yöntemlerin hayata geçirilmesi. Bunun öncesinde ayan diye tabir ettiğimiz yerel bölgede etkili olan güçler vardı ve bunlar insanlardan işte devlete gönderecekleri bir vergi var. Atıyorum 5000 lira devlete göndermeleri gerekiyor ama onlar kendi haklarını ve kendi çıkarları için 15 bin lira alıyorlar. 5000'i devlete gönderip 10 bin yanlarına kalıyor. Yani bir şekilde halkı eziyorlar. Devlet bunun önüne geçmek için vergilerin daha düzenli, disiplinli toplanması için çalışma başlatmıştı Tanzimat sonrasında. Yine mahalli düzeyde her biri için oluşturulan meclisler halkın yönetimi anlayıp tanıması ve benimsemesi yolunu açtığını söyleyebiliriz. İşte bu meclislerden bir tanesi muhasıllık meclisleriydi. Muhasıl vergi toplayan demekti arkadaşlar. Bunun görevleri sancaktan alınacak verginin miktarını belirlemekti. Yine vergilerin düzenli toplanmasını sağlamaktı. Muhasıllık meclislerinde vergi toplamakla görevli olan muhasıl, sancak hakimi, müftü, zabit, ruhani liderler yani dini liderler, sancağın ileri gelenlerinden 6 kişi yer alıyordu. Muhasılık meclislerin en önemli yanı şudur arkadaşlar. Osmanlı halkı ilk kez seçim sistemiyle tanışmıştır. Yani bu muhasıl meclisleriyle insanlar oy kullanarak oraya üye göndermişlerdir diyoruz. Yine ıslahat fermanı var. Islahat fermanı önemli bir savaş sonrasında aslında ilan edilmişti. Kırım Savaşı. 1853-1856 yılları arasında devam etmişti ve bizim için çok önemli ilklerin olduğu bir savaştı. İlk defa dış borç alınmıştı Kırım Savaşı sırasında. Yine Kırım Savaşı'nda Avrupalı devletlerle bir ittifak oluşturulmuştu ve Rusya'ya karşı savaşılmıştı ve bu savaşta Osmanlı Devleti kazanmıştı. Ancak yapılan antlaşma, Paris Barış Antlaşması'nda şartlar aslında çok da Türklerin kazandığı gibi görünmüyordu. Her şeyden önce Türklerin topraklarının Avrupalı devletler tarafından garanti altına alınması, Osmanlı Devleti'nin savaşı kazanmasına rağmen Karadeniz'de hem Osmanlıların hem de Rusların donanma bulunduramayacak olmaları Osmanlı Devleti'ni aslında çok da galip gibi göstermemekteydi. Bununla birlikte Paris Barış Antlaşması'na ıslahat fermanı da konulmuştu arkadaşlar. Islahat fermanı ne diyordu? Biraz önce söylemiştik, Tanzimat Fermanı'nda Osmanlı halkının, padişahın gözünde herkesin eşit olduğunu
söylüyordu. Ancak gayrimüslimler Avrupalı devletlerin desteğiyle dediler ki biz daha fazla hak istiyoruz. Ne gibi haklar istiyoruz? Her şeyden önce askeri ve sivil bütün okullara girmek istiyoruz. Devlet memurlukları görevinde yer almak istiyoruz dediler. Yine Tanzimat fermanıyla herkese askere gitme zorunluluğu getirilmişti. Ama gayrimüslimler askere gitmek istemiyorlardı. Osmanlı da aslında çok dağılmak istemiyordu stratejik olaylardan dolayı. Dolayısıyla onların askere gitmemesine sıcak bakıldı ve ıslahat fermanında onlara askerlik zorunluluğu getirildi. Ancak bedel verme koşuluyla askerlikten de muaf olma hakkı tanınmıştı. Yine çok önemli bir madde ıslahat fermanında yabancı devlet vatandaşlarına gayrimenkul alma hakkı da verilmişti ve böylelikle Osmanlı topraklarının yabancılara satışı kabul edilmişti ıslahat fermanında. Muhasırlık meclislerini söyledik. Bu meclislerin bir ileri aşaması da vilayet meclisleriydi arkadaşlar. 1864'te bir vilayet nizamnamesi hazırlandı ve buna göre de ülke vilayet, sancak, kaza ve köy olarak 4 idari birime ayrılmıştı arkadaşlar. Yine burada belediye meclis üyelerinin seçimle belirlenmesi hükmü getirildi. Yine tabi yani doğal olarak meclisin üyeleri olanlar vardı. Mülki amir ve memurlar ile ruhani liderler seçim olmadan doğal olarak meclisin üyesi olacaktı. Onun dışında 2 Müslüman ve 2 gayrimüslim de seçimle bu meclislere gelip oradaki bölgenin sorunlarını çözüp çözüme kavuşturacaklardı arkadaşlar. Yine bu ünitemizin bir diğer konusu birinci meşrutiyette. Şimdi biz size biraz önce söyledim ya, üçüncü Selim zamanında elçiliklerin açılması, batıdan tercümelerin yapılması, ikinci Mahmut zamanında yurt dışına öğrencilerin gönderilmesi arkadaşlar, Batı uygarlığının tanınması ve öğrenilmesine neden olmuştu. İşte bu dönemde yetişen kuşak dediler ki, biz niçin Batı gibi yönetilmeyelim? Yani başımızda bir padişah ya da Avrupa'daki şekliyle kral varken işte biz de Avrupa'daki gibi bir parlamenter sisteme geçebiliriz. İngiltere'yi biliyorsunuz, başlarında bir kral var, onun yanında meclis vardı. Osmanlı Devleti'ndeki aydınlar da dediler biz de aynısını yapabiliriz. Biz de padişahın yanında ülke sorunlarına çözüm getirebilmek için bir parlamento kurmalıyız dediler. Ve bunun için de harekete geçtiler arkadaşlar. 1865 yılında Genç Osmanlılar ya da diğer adıyla Jön Türkler cemiyeti kurulmuştu. Cemiyet 1867'de faaliyetlerini arttırdı arkadaşlar ve 1876 tarihinde de kanuni esası ilan edildi. Bunun ilan edildiği süreci de kısaca hatırlatalım. Tersane konferansı vardı hatırlarsanız. Tersane konferansı Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki sorunlarını çözmek üzere Batılı devletler tarafından organize edilmişti. İşte onun açıldığı gün 23 Aralık 1876'da Osmanlı padişahı dedi ki ben kanuni esası ilan ettim ve parlamento açılacak dedi. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıydı kanuni esası. Buna göre egemenlik padişaha aitti. Saltanat ve halifelik Osmanlı ailesinin büyük evladına aitti. Padişah İslam dininin koruyucusu ve Osmanlı halkının hükümdarı olarak belirtiliyordu. Yine bunun üzerinde üstünde başka bir güç yoktu. Para basılması, yabancı devletlerle antlaşmalar yapılması, savaş ve barış ilan yetkileri de padişaha aitti arkadaşlar. İşte bundan sonra Osmanlı parlamentosunun açıldığını görüyoruz. Osmanlı parlamentosu da tıpkı İngiltere'de olduğu gibi iki kanatlıydı. Bir tarafta avam kamarası gibi meclisi mebusan, diğer tarafta da lordlar kamarası gibi meclisi ayan bulunmaktaydı. Meclisi mebusana seçimle her 50 bin erkeğe bir mebus düşecek şekilde vekil gelecekti. Yani bir seçim yapılacaktı, her 50 bin erkek bir milletvekilini seçecekti. Meclisi ayan üyeleri ise padişah tarafından bakanlık, valilik ya da elçilik yapmış olan o bürokratlar arasından ömür boyu kalmak şartıyla seçilip oluşturulacaktı arkadaşlar. Yine mebusların dokunulmazlığı olduğunu da söyleyelim. İlk Osmanlı Meclisi 19 Mart 1877 yılında Dolmabahçe'de yapılan törenle açılmıştı. Ancak yaklaşık bir yıl kadar faaliyette bulundu. Bir yılın sonunda Padişah 2. Abdülhamit 93 Harbi'nin sürdüğünü, bu şartlarda
meclisin çalışamayacağını söyleyip meclisi tatil etti arkadaşlar. 14 Şubat 1878'de birinci meşrutiyet sona erdi ve parlamentoda tatil edildi diyoruz. Tabii bu Tanzimat dönemi yetişen, Batı'yı anlayan, o parlamenter sistemi ülkede yaşatmak isteyen gençlerin devamı geldi. Şimdi bunlar da meşrutiyeti tekrar ilan etmek ve tekrar parlamentonun açılmasını istiyorlardı. Onlar da bu yönde çalıştılar. Yani birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde Jön Türklerin, genç Osmanlıların ne kadar payı varsa ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin o kadar çok payı vardır arkadaşlar. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesine etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti daha çok askeri tıbbiyeli gençler arasında kurulan bir cemiyet. Sonra sivil ve askeri kesime de yayılarak bir taban oluşturmuştu. Bunlar Ahmet Rıza ile temas kurmuşlardı ve onun desteğiyle İttihat-ı Osmani adı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne dönüştü. 1902 yılında Paris'te bir kongre yapıldı ve bu kongrede ikiye ayrıldılar. Bir tarafta Ahmet Rıza'nın temsilcisi olduğu merkeziyetçiler, diğer tarafta da Prens Sebahattin'in tarafında olan Adem'i merkeziyetçi olarak ikiye ayrılmıştı. Yine bu sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün de Vatan ve Hürriyet Derneği'ni Suriye'de kurduğunu biliyoruz. Bu süreçte daha sonra İttihat ve Terakki'ye kendisi de cemiyete katılacaktı. Arkadaşlar, İttihat ve Terakki'nin çabaları başarılı oldu, Balkanlardaki çabaları, ve 23 Temmuz 1908 yılında meşrutiyet ikinci kez ilan edildi. Şimdi sorularımıza geçelim ikinci üniteyle ilgili. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı maddeleri arasında bulunmaz diyor. A. Herkes kanun önünde eşittir. B. Hiçbir kimsenin yargılanmadan cezalandırılmayacaktır. C. Herkesin mal, can ve namus güvencesi devletin garantisi altındadır. D. Gayrimüslimlere askeri okullara girme hakkı verilmiştir. E. Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento açılacaktır. Parlamento ne zaman açılmıştı? Evet, 1876 değil mi? Peki Tanzimat Fermanı'nın tarihi 1839, Islahat Fermanı 1856. Dolayısıyla sadece bu doneleri alarak E olmadığını söyleyebiliriz değil mi? Parlamento kanun esasıyla açılmıştı. Yani sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Diğer bir sorumuz. Osmanlı Devleti'nde halkın yönetime katılması ilk kez hangi olayla gerçekleşmiştir? A. Senedi İttifak, B. Tanzimat Fermanı, C. Islahat Fermanı, D. Muhasırlık Meclisleri, E. Vilayet Meclisleri. Onu da biraz önce söylemiştim. Muhasırlık meclisleri vardı. Osmanlı halkının ilk kez seçimle tanıştığı bir meclisti bunlar. Islahat ve Tanzimat fermanları daha çok hak verilen, işte Tanzimat tüm Osmanlı halkına ama Islahat daha çok gayrimüslimlere hakların verildiği bir fermandı. Senedi İttifak padişahla ayanlar arasında yapılmıştı. Muhassıl vergi toplayan demekti. Bölgedeki vergi toplama işine yörenin ileri gelenleri ve halkla birlikte yapılan bir mecliste ve buraya ilk kez seçimle insanların geldiğini söylüyoruz. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. E de onun devamı olacak. Sultan Abdülaziz'e mektup göndererek meşrutiyeti ilan etmesini isteyen Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Paşa, B. Mustafa Fazıl Paşa, C. Mithat Paşa, D. Ali Suavi, E. Namık Kemal. Şimdi siz 3'te 3 yanlış bir doğruyu götürüyor diye cevap vermiyorsunuz ya. Sizi anlayışla karşılıyorum. Ben olsam ben de yapmazdım herhalde. Çünkü yani doğrum gidebilir. Dolayısıyla bunun cevabını ben veriyorum. Bunun doğru cevabı B şıkkı arkadaşlar. Mustafa Fazıl Paşa. Mustafa Fazıl Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı bilirsiniz. Mısır Hidivi'dir. Mısır'ın işte yöneticisidir. Onun ailesinden gelen bir isim.
Oradaki valiyle anlaşmazlığa düşüyor. Tahta sen geçeceksin, ben geçeceğim. Bunun üzerine İstanbul'a geliyor. Bakanlık, nazırlık görevi de veriliyor kendisine. Ancak öncesinde padişahla anlaşmazlığa düştüğünde bu genç Osmanlılara yardımda bulunuyor arkadaşlar. Yurt dışına gidiyor ve yurt dışından padişaha bir mektup yazıyor. İşte yönetimi parlamenter sisteme çevirmesi konusunda, halka eşitlik vermesi konusunda bir mektup yazıyor. Genç Osmanlıları himaye ediyor. Abdülaziz'in yurt dışı gezisi sırasında Abdülaziz'le bir araya geliyor. Onunla görüşüyor ve sonrasında ülkeye dönerek bakanlık yapıyor. Ama mektup göndermesi ve genç Osmanlıları, Jön Türkleri desteklemesi açısından önemli bir isim. Bu isim kimmiş? Mustafa Fazıl Paşa. Anlaşıldı? Tamam, bunu unutmazsınız, öyle düşünüyorum. Hem gördünüz hem duydunuz. Tamam, diğer soruya geçelim. Muharrem kararnamesi adı verilen anlaşma gereğince Osmanlı Devleti'nin mali gücünü elinden alan, devlet içinde devlet durumuna getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Şurayı Devlet, B. Meclis-i Mebusan, C. Duyun-u Umumiye, D. Meclisi Has-ı Vükela, E. Meclisi Vala. Bu soruya da cevap vermeyeceğinizi düşünüyorum. Yani üç doğru, üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Ben söyleyeyim onun cevabını da. Şimdi Kırım Savaşı sonrasında bildiğiniz gibi biz Kırım Savaşı'nda ilk kez dış borç almıştık. Sonrasında dış borç almaya devam ettik. Tabii aldığımız borçlar öyle bir noktaya geldi ki bize 1 milyon altın borç para veriyorlardı ama bizim elimize 500 bin altın para geçiyordu. Ne için? Diyorlardı ki bu 500 bin altın sizin daha önce ödemediğiniz işte paranın faizi deyip alıyorlardı. Dolayısıyla bize çok para veriyormuş gibi gösteriyorlardı. Elimize az para geçiyordu ve bu da gittikçe faizlerin artmasına sebep oluyordu. İşte bu durumu Osmanlı Devleti'nin 1875 yılında borçları ödeyemeyeceğini ilan etmesine, yani memorandum ilan etmesine sebep olmuştu. Bunun sonrasında arkadaşlar borçları ilan edemeyeceğin açıklaması üzerine Avrupalı alacaklılar ülkemize geldiler ve Osmanlı Devleti ile 1881 yılında bir antlaşma yaptılar. Buna Muharrem Kararnamesi deniliyor arkadaşlar. Bu kararnameye göre de Duyun-u Umumiye adında Genel Borçlar İdaresi denilen bir kurum kurulacaktı. Bunun içinde Avrupalı alacaklar, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Osmanlı'da Galata bankerleri ve Osmanlı'yı da temsilen üyelerin bulacağı bir komisyon kurulacaktı. Ve bunlar işte Kıbrıs'ın, Mısır'ın vergisini, İpek, tuz gibi o dönemde önemli, tütün gibi önemli gelirleri olan ürünlerin direkt gelirine el koyulacak. Yani bu gelirler Osmanlı maliyesine girmeden direkt Duyun-u Umumiye gireceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Şimdi üçüncü ünitemize geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü ünitemizde Türkiye'de meşrutiyet dönemleriydi. Buna göre birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyetin ikinci Abdülhamit zamanında ilan edilmiş olduğunu söyleyelim. Bu dönemde aydınlar ve devlet adamları arasında özellikle aslında genç Osmanlılar'da Osmanlıcılık akımının yoğun olduğunu söyleyelim. Onlar din, dil, ırk gözetmeksizin tüm Osmanlıları tek bir bayrak altında toplamak istiyorlardı. Bununla da Osmanlıcılıktı. İkinci Abdülhamit döneminde de daha çok İslamcılık politikasının yoğunlaştığını görüyoruz. Bu konuda saraya çeşitli raporlar sunulmuştu. Abdülhamit İslamcılık politikasını 3 ana hedef etrafında topluyordu. Şöyle söyleyebiliriz. Osmanlı Müslüman tebaasını İslam bayrağı altında toplamak, dünyadaki Müslümanları halifelik makamı etrafında toplanmasını sağlayarak mevcut problemleri çözmek ve Sünni ve Şiilik arasında birlik meydana getirmek ve Orta Doğu'daki İngiliz planlarını sonuçsuz bırakmak istiyordu. Yine bu dönemde eğitim ve kültür alanında çeşitli faaliyetlerde bulunulmuştu. Bunlar nelerdi dersek, kanuni tedbirler alındı, ilk öğretim zorunlu hale getirildi. Merkez ve taşrada ilk öğretim teşkilatları kuruldu. İptidailer açıldı ve çoğaltıldı. Sübyan okullarına yeni usul eğitim getirildi. Müslüman halkın çoğunlukta olduğu yerlerde ilk öğretime öncelik verildi ve ağırlık verildi. Yine halkın marif alanında maddi yardımı sağlandı. Taşra'da da Darül Muallimlerin yani öğretmen okullarının açılmış olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca hemen seçimlere bakalım arkadaşlar.
İkinci meşrutiyetin 1908'de ilan edildiğini söyledik. Hemen arkasından 1908 meclisi Mebusan'a açılmıştı arkadaşlar. Bu meclisi Mebusan'da Mebusan 31 Mart vakası sonrasında bir süreliğine dağılmak zorunda kalındı. İşte şeyler, milletvekillerinin öldürüldüğünü biliyoruz. Daha doğrusu milletvekili olduğu zannedilip başka insanların öldürüldüğü bir kaos dönemi yaşanmıştı arkadaşlar. Bunun sonrasında tahttan 2. Abdülhamit indirildi. Yerine de Mehmet Reşat'ın getirilmiş olduğunu söyleyelim. Tabii bu isyanı bastıran hareket ordusuydu. Mustafa Kemal Atatürk de bu hareket ordusunun içinde olduğunu söyleyelim. 1909'da yaşanan 31 Mart ayaklanmasından sonra ve padişahın değişmesinden sonra 1909 anayasa değişikliklerinde yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun arkasından 1912 seçimleri yapılmıştı. 1912 seçimleri ilk genel seçim olması ve sebebiyle önemlidir. Ama bu tarihe sopalı seçimler olarak geçmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu seçimlere müdahale etmiştir arkadaşlar. O yüzden de sopalı seçimler olarak geçer. 1914 Meclis-i Mebusan'a İttihat ve Terakki tek parti olarak katılmıştır. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu meclisler içinde en uzun ömürlü olanıdır. Yani 1. Dünya Savaşı boyunca faaliyette bulunan, açık bulunan bir meclistir. Askeri işte cepheler, askeri ihtiyaçlar ve bütçe bu meclisin konuları arasında olduğunu söyleyelim. Hemen geri dönüyoruz. Son meclisimiz arkadaşlar 1920 meclisidir. Bu meclis 1919 seçimleri sonrasında açılmıştır. Bu meclisin en önemli faaliyeti arkadaşlar Misak-ı Milli'yi kabul etmesidir. Bu dönemde Ankara'da bir milli mücadele yaşanmaktaydı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyeleri de burada bulunmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu belgeyi gönderdiği bilinmektedir. Buna göre milli sınırlar, ulusal sınırlar çizilmiştir. Neydi o ulusal sınırlar? Yeri geldiğinde tekrar detaylı olarak üzerinde duracağız ama 30 Ekim 1918'den sonra Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası bizim elimizde kalan topraklar Türk toprağıdır diyor arkadaşlar. Bu Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi İngilizleri rahatsız etmiş ve 16 Mart 1920'de de bu meclis basılarak İngilizler tarafından basılmış. Milletvekillerinin bir kısmı Malta'ya sürgüne gönderilmiş, bir kısmı da Anadolu'ya kaçmıştır ve Nisan ayında da bu meclisin kapatılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde nasıl bir gelişmeler yaşandı dersek, İttihat ve Terakki'nin ülkeye egemen olduğu bir dönemdir. İttihatçılar eğitime büyük önem vermişlerdir. Kadınlara çeşitli haklar vermişlerdir. Ve yine ülke ekonomisini batı boyunduruğundan kurtarmak için de milli ekonomi, milli iktisat politikasını İttihatçıların benimsemiş olduğunu söyleyelim. Bunların Türk çağdaşlaşmasına katkıları nelerdir dersek, her şeyden önce çok partili sistemi kurmuşlar ve seçim geleneğini başlatmışlardır. Bu dönemde uygulanan seçim geleneği ülkemizde Cumhuriyet'in ilanından sonra 1946 yılına kadar uygulanmış olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Anlaşıldı mı? Biraz hızlı geçtim. Tamam, şimdi hemen sorulara geçelim. Osmanlı Devleti'nde 2. Meşrutiyet döneminde oluşan meclisler seçim yoluyla halk tarafından belirlenmiştir. Aşağıdaki seçimlerden hangisi sopalı seçimler adıyla da anılmaktadır? A. 1908 seçimleri, B. 1912 seçimleri, C. 1914 seçimi, D. 1919 seçimi, E. 1920 seçimi. 1912. Evet, değil mi? 1912. Hemen böyle karşılıklarına not açsak, 1912'nin sopalı seçim olduğunu söyleriz. 1914 seçiminin en uzun meclisin kurulduğu seçim olduğunu söyleyebiliriz. 1908 seçimi sonrasında ilk seçimdir. İkinci meşrutiyet sonrası ilk seçimdir. 1909 değişiklikleri yapılacaktır. 1919 seçimi sonrasında 1920'nin Ocak ayında açılan meclisin Misak-ı Milli'yi kabul ettiğini söyleyebiliriz. 1920 seçimi diyerek de biz aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerine gönderme yaptığımızı açıklayalım. Hemen diğer bir sorumuz. Osmanlı Devleti'nde meclislerin uzun ömrü çok uzun sürmemiş. Hepsi fesih yoluyla dağılmıştır. Aşağıdaki meclisler içinde en uzun ömürlü olan meclis hangisidir? A. 1877, B. 1908, C. 1912, D. 1914, E. 1920. 1914. Zaten 14 mi? Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şey hesaplayayım, 1908'den 1912'ye kaç yıl var? 4 yıl mı var?
4 yıl var. Aa, ama o zaman evet. 19-14 6-14. Evet. Öyle gidin, evet. 1914. D şıkkı. Doğru cevap D şıkkı. Aslında bu ünitede unuttuğumuz iki şey var. Biri Trablusgarp Savaşı, biri Balkan Savaşı. Bunları da o arada anlatacağız. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A. Trablusgarp Savaşı Uşi Antlaşması ile sona ermiştir. B. Osmanlı Devleti Bingazi ve Trablusgarp üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçmiştir. C. Kuzey Afrika'daki son Osmanlı toprağı elden çıkmıştır. D. Balkan Savaşı'nın başlamasında etkili olmuştur. E. İtalyanlar işgal ettikleri 12 adayı geri vermiştir. Hangisi değildir diyor? E değil bence. Değildir. E dediniz değil mi? Ben E dedim. Tamam. B. Nermin sen? B. B dedin. Şimdi diyor ki Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir. Şimdi biz bu savaşı kaybettik. Dolayısıyla Trablusgarp'taki egemenliğimiz de sona erdi. Yani bu savaşın sonuçlarından biri B şıkkı. Savaş Uşi Antlaşması'yla bitti. Evet. Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız elden çıktı. Bu bizim Trablusgarp'taki başarısızlığımızın ortaya çıkması üzerine Balkan devletleri bize saldırdı. Evet, D de var. Ama E şıkkında diyor ki İtalyanlar işgal ettikleri 12 adayı geri vermiştir. Geri vermediler. Onlar da kaldı. İtalyanlar da kaldı. Ancak 1947 sonrasında, 1947 yılında 2. Dünya Savaşı sonrasında ancak Yunanlılara vereceklerdi arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki savaşlardan hangisi gerek Enver Bey'in gerekse de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş stajı olarak sayılabilir? A. Trablusgarp Savaşı, B. 1. Balkan Savaşı, C. 2. Balkan Savaşı, D. 1. Dünya Savaşı, E. Kurtuluş Savaşı. Trablusgarp. Evet. Nermin sen de aynı fikirde misin? Evet, ben şimdi öğrendim. Tamam. Ama öğrendin yani. Büyük bir artı bence. Evet, Trablusgarp Savaşı. Şimdi bizim bu Trablusgarp Savaşı'na giderken aslında karayolunu kullanamıyoruz. Çünkü İngiltere Mısır'ı ele geçirmiş. Deniz yolunu da kullanamıyoruz. Çünkü donanmamız ne yazık ki çürümüş. Dolayısıyla bunlar diyorlar ki biz Trablusgarp'ı bırakmamalıyız. Peki nasıl gidelim? Mustafa Kemal, Enver Bey, Ali Fuat Bey bunlar kimlik değiştirerek Trablusgarp'a gidiyorlar. Hatta Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey takma adıyla Trablusgarp'a gidiyor. Oradaki halkı örgütlüyorlar ve milis güçler oluşturuyorlar ve İtalyanlara karşı bir mücadele gerçekleştiriyorlar. İtalyanlar arkadaşlar, İtalyanlar Trablusgarp'a giremiyor ve onun üzerine ne yapıyor biliyor musunuz? İstanbul'a doğru yola koyuluyorlar. Diyorlar ki biz Boğaz'dan İstanbul'u tehdit edelim. İşte geçerken 12 adayı ve Rodos'u işgal ediyorlar. Hadi sorabilirsiniz niçin 12 ada ve Rodos'u alsınlar? Trablusgarp'a giremeyince Ege'den 12 ada ve Rodos'un yanından geçerken oraları da ele geçiriyorlar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti diyor ki tamam diyor, anlaşma yapalım. Onun üzerine Uşi Antlaşması yapılıyor ama o adaları da İtalyanlar geri vermiyorlar. Böylelikle onlar da kalıyor. Trablusgarp neresi yani? Trablusgarp neresi? Mısır'ı biliyor musunuz? Evet. Trablusgarp Libya'nın bir şehri. Anlaşıldı. Libya'nın bir şehri. Yani Mısır'ın hemen yanında. Yani şeyin de İtalya'nın da hemen hemen karşısında yer alıyor. Böyle Akdeniz'i düşünün. İtalya burada, Trablusgarp burada. Hemen hemen karşısında yer alıyor yani. Çok coğrafi olarak yakın bir yer. Tamam. Rica ederim. Şimdi dördüncü ve son ünitemize geçiyoruz. Hatırlarsanız sanayi inkılabı üzerinde durmuştuk. Sanayi inkılabı neydi? Buhar gücünün makinalarda ve ulaşımda kullanılmasıydı arkadaşlar. Makinalarda kullanılmasıyla işte bir günde yapılan 3 gömlek yerine buharın sayesinde bir günde 30 gömlek yapılmaya başlamıştı. Tabii bu üretimin artması bunun farklı yerlere pazarlanmasını gerektirdi. Neyle götürülecekti? Buhar gücüyle çalışan trenler vasıtasıyla, lokomotifler vasıtasıyla dört bir yana dağıtılacaktı arkadaşlar. Sanayi inkılabı aslında hem üretimde hem de ulaşımda önemli bir çığır açılmasıydı. Bunu gerçekleştiren ülkeler kimlerdi? İşte İngiltere'de başlamıştı ilk olarak.
Fransa bunların gerçekleştirmesi, tabii sömürgelerinin olması sebebiyle de bu ülkelerin dünya ticaretini elinde bulundurmalarına sebep olmuştu. Bu dönemde İngiltere dünya ticaretinin %50'sini, Fransa'da %8'ini elinde tutmaktaydı arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı gelmişti. Ben bu savaşın sebeplerini geçen derste anlatmıştım. Siz geçen derslerde var mıydınız? Vardınız galiba, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Bu savaşın iki tane genel sebebi vardı arkadaşlar. Bu sebeplerden bir tanesi sömürgecilik arayışıydı. Biz buna Trablusgarp Savaşı'na örnek olarak gösterebiliriz. İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması gibi devletler kendilerine küçük gelişmemiş yerlerde sömürgeler arıyorlardı. Diğer sebebi de arkadaşlar milliyetçilik isyanı, milliyetçilik akımıydı. Fransa İhtilali sonrası ortaya çıkan ulus devlet kurma süreci savaşın genel sebepleri arasında gösteriliyordu. Tabii savaş 28 Haziran 1914 yılında Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ın Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle başlıyordu arkadaşlar. Bunun üzerine Sırbistan'ın hamisi, koruyucusu Rusya, Avusturya'nın da koruyucusu Almanya hemen cepheleşmişler. Bunlar zaten cepheleşmiş yani. Öncesinde de 1871'de 3 İmparatorlar Ligi denilen birlik kurmuş. Almanya, Avusturya, Macaristan ve Rusya. Rusya sonrasında taraf değiştirmiş. İngiltere ve Fransa'nın yanına geçmiş. Almanya ve Avusturya'da önce İtalya'yı almış. İtalya da taraf değiştirmiş. En son Osmanlı ve Bulgaristan'la savaşa girecekti arkadaşlar. Benimle paylaşın. Bana sorun. Hocam çıkmış sorularda bir soru vardı da, üçlü ittifak. Orada Avusturya, Macaristan, İtalya yoksa Rusya mı? İtalya. Şimdi bir daha söyleyin. Üçlü ittifak mı, üçlü İmparatorlar Ligi mi? İttifak. Üçlü ittifak. Şimdi üçlü ittifakta Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya savaşa böyle başlıyorlar. 1915 yılında savaş başladıktan sonra İtalya saf değiştiriyor. Anlaşıldı? Diğer şıkkınız Avusturya, Macaristan, Almanya ve Rusya mıydı? Hayır, aynı soru 2015-2016'da da vardı ama yanlış. Yanıtlar farklı. Nasıl söylesem? Doğru şık gibi İngiltere, Fransa, Rusya gibi. Ben bir yazabilir miyim? Siz bana şıkları söyleyin şimdi. Okuyorum, şıklardan bir tanesi soru, Almanya. Soruyu okuyorum. Birinci tamam. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'nın büyük devletlerinin oluşturduğu üçlü ittifak grubu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Tamam. Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Bizce bu doğru. Öyle değil mi hocam? Evet. Evet. Ama aynı sorudan yine vardı ama İngiltere, Fransa, Rusya yazılmış. Doğru bir cevap. Şimdi ittifak mı, itilaf mı? Biri ittifak, biri itilaf. Doğru mu? Ha, tamam. Biz de tamam, bunların neden yanıtları farklı? Evet, o çok kelimeler birbirine çok yakın arkadaşlar. Kelime çok yakın. İkisi de birbirine çok yakın. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ben de internetten baktım. Baktım, o zaman Macaristan, İtalya, Almanya çıktı. Öyle söyledim arkadaşlara. Söze önem vermemişiz o yüzden. İyi ki sormuşsunuz. Evet. İyi ki sormuşsunuz, evet. Bir de sınav aslına bakarsanız sadece bilgiyi sınamıyor arkadaşlar. Aynı zamanda dikkatli olmanızı da gerektiriyor. Hani şeytan ayrıntıda gizli derler ya. Böyle dört açacaksınız gözünüzü ve bakacaksınız. Ama gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Siz de böylelikle kafanızdaki soru işaretini çıkartmış oldunuz. Evet, tartışıyorduk. Öyle mi? Tamam. Artık siz doğruyu yazmalısınız hemen. Evet. Nermin Saniye ikilisi olarak. Evet. Tamam. Kuzeniniz aynı zamanda. Efendim? Kuzeniniz aynı zamanda da, o yüzden. Gerçekten. Aa, ne kadar güzel. Birbirinize nasıl? Kuzenler için bir ayrı ders. Evet, bence de size özel. Sağ olun. Rica ederim, ne demek.
Şimdi Osmanlı Devleti niçin savaşa girdi? Her şeyin önce son yüzyılda, yani başta Trablusgarp ve işte Balkanlardaki topraklar olmak üzere diğer toprakları, kaybettiği toprakları geri almak istiyordu Osmanlı Devleti. Büyük bir devlet kurmak istiyordu. Bu yüzden savaşa girdi. Şimdi savaşa girmeden önce aslında İngiltere'nin ve Fransa'nın yanında yer almak istiyordu. Hatta Rusya'nın bile kapısını çaldı ama bunların üçü de dediler ki yok, biz seninle aynı cephede yer alamayız. Çünkü onların amaçları Osmanlı Devleti'ni parçalamaktı, bölmekti, amaçları vardı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde aynı safta yer almadılar. Bunun üzerine Enver Paşa'nın da girişimleriyle Almanya ile bir gizli ittifak antlaşması yapıldı arkadaşlar. Bu gizli antlaşma neticesinde Osmanlı Devleti sonradan savaşa Almanya'nın yanında dahil olacaktı. Bu süreçte Çanakkale Boğazı 3 Kasım'da İtilaf Devletleri tarafından bombalandı arkadaşlar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti de İtilaf Devletlerine, yani İngiltere, Fransa ve İtalya'ya ve Rusya'ya savaş açtığını bildirdi. Onlar da geç kalmadılar. Biz de sana savaş açıyoruz dediler. Bunun üzerine karşılıklı savaş açılmış oldu. Ancak Almanya'nın da özel isteğiyle Osmanlı Devleti de bunun kurtarıcı olacağını düşünerek Cihad-ı Ekber çağrısında bulundu. Yani gayrimüslimlere karşı savaş açın dedi. Buradaki amacı neydi? İngiltere'nin Müslüman sömürgelerindeki halkın ayaklandırılmasını amaçlıyordu. Ancak başarılı olamamıştı arkadaşlar. Buradaki ilk cephemiz Kafkas cephesi. Kafkas cephesi Rusların Doğu Beyazıt'a saldırıya geçmesiyle başlatılmıştı arkadaşlar. Ve bunun sonrasında Van, Erzurum, Trabzon, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan, yani bugünkü bizim Doğu Anadolu bölgemiz Ruslar tarafından işgal edilmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesi sonrasında doğuda görevlendirildiği 1917 yılında Muş ve Bitlis geri alınmıştı arkadaşlar Ruslardan. Rusya'da bildiğiniz gibi bir ihtilal çıkmıştı, Bolşevik devrimi. Bunun sonrasında Rusya savaştan, daha savaş bitmeden ayrıldı. Bunun üzerine de Brest-Litovsk antlaşması Ruslarla imzalandı ve bizim doğu cephemiz böylelikle kapanmış oldu. Diğer cephelerin kapanması için Mondros Ateşkes antlaşmasını bekleyecektik ama onun haricinde kapanan, Brest-Litovsk ile kapanan ilk tek cephe Kafkas cephesidir. Kanal cephesi arkadaşlar, Süveyş kanalı, kastedilen kanal Süveyş kanalı, hani bu Mısır'da yer alan Nil'in ikiye böldüğü işte yer var ya, orası kanal, Süveyş kanalı. Burada İngilizler bulunmakta. Almanlar İngilizleri zor durumda bırakmak için bu cephenin açılmasını istiyorlar ve burada Akabe limanına bir bomba yapılıyor, saldırıda bulunuyor. Ancak birinci ve ikinci kez de yapılıyor bu saldırı, ancak Osmanlı Devleti burada başarı elde edemiyor. Bunun sonrasında da Sina Yarımadası'na çıkıyor. Onun arkasından da yavaş yavaş çekile çekile Filistin ve Suriye cephelerine Osmanlı Devleti yaşayacak. Diğer bir cephemiz Çanakkale cephesi. Bunu da isterseniz not alın, kafanızın bir yerine yazın. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler içinde başarılı olduğu tek cephe Çanakkale cephesidir arkadaşlar. Diğerlerinin hepsinde başarısızlık vardır. Başarılı olunan tek cephe Çanakkale cephesidir. Bahsettiğim gibi 3 Kasım'da Sedülbahir ve Kumkale bomba yağdırılıyor. Ancak Şubat ayında da bir saldırı oluyor ama çok büyük çaplı değil. Diyorlar ki biz 18 Mart'ta burayı geçeceğiz. Geçmek istiyorlar ancak başarılı olamıyorlar. Çünkü neden başarılı olamıyorlar? Bizim Nusrat Mayın gemisinin döşediği mayınlar o İtilaf Devletleri'nin güzide gemilerinin parçalanmasına sebep oluyor ve denizden geçemeyeceklerini anlıyorlar. Bunun üzerine karaya asker çıkartıyorlar arkadaşlar. Karaya çıktıklarında da Kirte'de, Zığındere'de, 1. Anafartalar'da ve 2. Anafartalar'da Osmanlı ordusuyla İtilaf güçlerinin, İngiltere ve Fransız ve onların sömürgelerinden getirdiği askerlerden oluşan ordularla çeşitli mücadeleler gerçekleştiriyor ve bu mücadelelerde Osmanlı Devleti'nin Çanakkale'yi geçirmediği görülüyor. Bu savaşlardan bir tanesi de Mustafa Kemal'in göğsünden yaralandığını biliyoruz. Onu bir saat kurtarmıştı. Evet. Ve 2. Anafartalar sonrasında da arkadaşlar ne olmuştu? İtilaf devletleri yavaş yavaş çekilmeye başlamışlardı. Diğer bir cephemiz Irak cephesi arkadaşlar. Bunlar İngiltere ile bu yine Rusların
pardon, bu Ruslar değil, Almanlar değil, bunu İngilizler bize açıyorlar Irak cephesine. Amaçları şu: Rusya ile irtibat kurmak, çünkü ittifaklar, onlar birlikteler, aynı grup içindeler. Türklerin Hindistan'a gitmesini engellemek ve Orta Doğu'da bulunan zengin petrol yataklarına sahip olmak için Irak'a bir cephe açıyorlar. Türkler Kutlul Amare'de 1916'da büyük bir başarı sağlıyor arkadaşlar. 29 Nisan 1916'da büyük bir başarı sağlıyor. Ancak bu başarı kalıcı olmuyor. 1917 yılında İngilizler taarruza geçiyorlar ve Irak İngilizlerin elinde kalıyor. Özellikle 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Irak ellerinde, ancak Musul ellerinde değil, ama bir katakulliye getiriyorlar ve mütarekeden sonra Musul'u da işgal ettiklerini görüyoruz. Filistin cephesi, Galiçe cephesi var. Galiçe cephesi bizim müttefiklerimize yardım için asker gönderdiğimiz bir cephe. Avusturya-Macaristan sınırını geçerken Transilvanya'nın, işte Romanya tarafından işgal edilmesi üzerine Türk ve Alman askerleri Galiçe'ye yardıma gönderiliyor. Hicaz cephesi var arkadaşlar. 1916 yılında McMahon Antlaşması yapılıyor. İngilizler Hicaz emiri Şerif Hüseyin arasında diyorlar ki biz sizin bağımsızlığınızı destekleriz, siz yeter ki isyan edin. Bunun üzerine Şerif Hüseyin Taif, Cidde ve Mekke'de isyanlar çıkartıyor. İngilizlerin de desteğiyle arkadaşlar Hicaz, yani Suudi Arabistan Yarımadası Osmanlı Devleti'nden ayrılıyor diyebiliriz. Filistin cephesi, biraz önce de söylemiştim, Kanal cephesinin devamıydı Suriye ve Filistin cephesi. Bu bölgede İngilizlerle 1. ve 2. Gazze Muharebeleri yapılıyor. 3. Gazze Muharebesi sonrasında yenilgi yaşanıyor ve yavaş yavaş kuzeye çekildiğini söyleyebiliriz. Bununla da Gazze ve Kudüs İngilizlerin denetimine geçmişti. Bir Ermeni sorunumuz vardı arkadaşlar. Bu da Kafkas cephesinde yaşanan mücadele sırasında gerçekleşmişti. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girince Ermeni çeteleri savaşa giden köyleri yakıp yıkmışlar. Müslüman halka saldırmışlardı. Yine Ruslarla işbirliği içinde bulunmuşlardı. Bunun üzerine 24 Nisan 1915'te vilayetlere ve mutasarrıflara bir tamim gönderildi. Bir genelge gönderildi yani. Bu genelgede Ermeni komite merkezlerinin kapatılması, evraklarına el konulması ve komite elebaşlarında tutuklanması isteniyordu. Bu 24 Nisan'dan sonra 2 Mayıs'ta da bir genelge gönderilmişti. Bu yazıda da Ermenilerin isyan çıkarmayacak şekilde ülkenin dört bir tarafına dağıtılması istenmişti. 27 Mayıs tarihinde de çıkarılan geçici kanunla da asayişi bozan, silahlı saldırganların, casusların ve vatana ihanet edenlerin, köy ve kasaba halkının başka yerlere sevk edilmesi istenmişti. Şimdi bunu tehcir kanunu olarak kabul ediyorlar. İşte aslında zorunlu göç demekti tehcir, ama burada tamamen bir devlet kendine savunma amacıyla bunu gerçekleştirdiğini, kesinlikle bir soya kırım niyetinin olmadığını açıklıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sorular. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde Rusya'ya karşı savaşmıştır? A. Filistin, B. Yemen, C. Irak, D. Kafkas, E. Çanakkale. Kafkas değil mi? Zaten çok da açık yani, o bölgede kim var? Yunanlar yok. Dolayısıyla Ruslar. Doğru cevap D şıkkı. Yukarıdaki de böyle sorularda önce soruyu okuyun arkadaşlar. Sizin sisteminiz nedir bilmiyorum ama hani zamandan kazanmak için. Yukarıdaki devletlerden hangisi? Hangileri 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin müttefikidir? Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Avusturya, Macaristan, Fransa. Biz kimlerle birlikteydik 1. Dünya Savaşı'nda? Kimlerle ittifak kurmuştuk? Yunanistan. Birinci Dünya Savaşı'nda. Onun hemen yanında. Almanya, Avusturya, Macaristan zaten savaşın ana unsurlarıydı. Yanlarına biz girmiştik, Osmanlı Devleti. Bir de Çanakkale Savaşı'nda kim başarılı olursa onun yanında savaşa gireceğim diyen bir devlet var. O da Bulgaristan arkadaşlar. Bahtsız Bedevi bizim kazandığımız tek cepheye bağlamış ümidini. Ama o da kaybedenler grubunda yer alıyor, Bulgaristan. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Osmanlı Devleti aşağıdaki yerlerden hangisini 1. Dünya Savaşı'nda kaybetmiştir? Kars, Ardahan, Batum, Arnavutluk, Irak. Arnavutluk.
Arnavutluk Balkan Savaşları sırasında kaybedilmiştir arkadaşlar. Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını kazanmıştır. Irak değil mi? Biraz önce söylemiştim. Irak İngilizler tarafından 1. Dünya Savaşı'nda ele geçiriliyor. Kars Ardahan Batum'da Berlin Antlaşması'nda elimizden çıkıyor. Son sorumuz, Ermeni tehciri kararının alınmasını gerektiren koşullar aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşananlar sonrasında oluşmuştur? Sorumuzun doğru cevabı Kafkas değil mi? Kafkas cephesinde Ermenilerle Rusların yardımda bulunması nedeniyle böyle bir karar alınmıştır. Dersimiz bitti arkadaşlar. Size sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım önümüzdeki hafta tekrar birlikte oluruz. Hoşçakalın.